Dün anlatmıştır, 2015'in Mayıs ayında 250-300 kişi kadar burada. Ben de bir fabrikatörüm. Sonra atölyemde İtalya'dan geldim. Bu yapı bugün ziyaretçiler tarafından, Avrupalı Hristiyan ziyaretçiler tarafından gezilen, dolaşılan bir yer. Manisa'nın önemli bir ziyaret alanı diye söyleyebiliriz. Şeyde, İncil'de adı geçen, vahiy gönderilen kiliselerden bir tanesi olarak geçiyor. Şimdi vahiy kiliselerinden bir tanesi diyoruz ama burası İncil'e göre diğerlerine nispeten daha önemsiz bir yer. Çünkü burası ölüler kilisesi olarak geçiyor İncil'de. Özellikle yeni Hristiyanlığa başlayan Uzak Doğu ülkelerinden, Kore gibi o civardaki devletlerden, Tayland'dan, Tayvan'dan çok ziyaretçi geliyor. Onların çoğunluğu, başlarında rahipleri, monseyörleri olmak üzere gelip burada küçük küçük ayinler de yaptıkları oluyor. Hemen yan tarafına geçip oturuyorlar.
7 kilise, bu İncil'de sözü geçen en erken 7 kilise Anadolu'da. Bunların 3 tanesinin Manisa'da olduğunu biliyorum. Biliyorsunuz bir tanesi Alaşehir'de, Philadelphia yani antik dönemdeki adı. İkincisi Sard antik kentinde, Sardis antik dönemdeki adı. Üçüncüsü ise yine Akhisar'daki Tüeterya antik kentinde. İlginç olan noktalardan bir tanesi özellikle Tüeterya'ya giden mektup oldukça uzun. Çok fazla bir metin, en uzun metinlerden bir tanesi. Bu da tabii bize gösteriyor ki o dönemde çok önemli bir nüfus varmış özellikle Tüeterya'da. Bu açıdan tabii ki Hristiyanlar açısından çok değerli bunlar. Hani belki şöyle düşünmek lazım. Özellikle bu dini turizm açısından bence çok değerli ve bunun Manisa'da ön plana çıkarılması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda hani gerekli adımlar atılmalı diye düşünüyorum.